hiçbir zaman eksilmedi. Tedavi aldıktan sonra bu hanımefendi radyoterapi aldığını belirtmiş. Acaba rektum kanseri olabilir herhalde, değil mi? Bundan sonra ya da anüstür. Olabilir. Fazla bilgi vermemiş. Fakat bundan sonra cinsel hayatında çok problemler yaşadığını söylemiş. Yine bir başka bu programı anons ederken gelen sorulardan, bu sefer de bir bey izleyici aynı şekilde problemler yaşadığını, o rektum kanseri ameliyatından sonra problemler yaşadığını belirtmiş. Burada ortak nokta ikisinin de yazdığı, doktorları bu konuda ne başlarına gelebilir konuşmuş. Daha sonra bu hanımefendi kendi araştırmalarıyla aslında kullanabileceğim şeyler varmış diye bulduğunu belirtmiş. Bu konuda siz hastalarınıza nasıl yaklaşıyorsunuz? Kişilerin yan etkiler veya daha sonrasında tedavi ettikten sonra yaşayabileceği şeylerin her alanda en aza indirgenmesi için neler yapılabilir? Yani bu cinsel problemler daha çok rektum ve anüs kanserlerinde görülüyor. Çünkü bu iki kanser tipinde de bunlar hani artık en aşağılarda olduğu için cerrahileri çok zor. Hani pelvik bölgesinde cinsel organlara çok yakın. Cerrahileri de zor olduğu için cerrahi sırasında cinsel organlara giden sinirlerin zedelenmesi mümkün. Bu bir. İkincisi de radyoterapi işin içine giriyor maalesef. Radyoterapide hani her ne kadar o cinsel organları ekart etmeye, onlara minimum radyasyon vermeyi amaçlısa da bir miktar gidiyor maalesef. Dolayısıyla da cinsel organlarda yetersizlik, ereksiyon problemleri, hatta idrara çıkmada problemler falan, bunlar görülebiliyor maalesef.